dair. Büyük oldu ortada. Burada. Geçtiğimiz ayda nasıl daha fazla iş yapabiliriz, nasıl moral verebiliriz, onları bir konuşalım diye geldik ve her yıl zaten gelmeyi de alışkanlık haline getirmiştik. Bunda tabii Yunan tarafının rolünün büyük olduğu ortada, Rum tarafının. Geçtiğimiz ayda Çipras'ı misafir ettik İzmir'de. Davutoğlu ile birlikte geldiler. Umarım Çipras'ta olan bu yakın diyalog da buraya katkı yapar. Umarım bu süreç içerisinde başarıya ulaşır, olaylar çözülür. Ama biz diyoruz ki çözüm biziz. Çözüm iş adamlarında. Bizim önümüz açın. Siyasetçiler siyaseti konuşmaya devam etsin. Toprak meselesi mi? Toprağı konuşsunlar. Yönetimi konuşmaya devam etsinler. Ama bizim önümüzü açsınlar diyoruz. Şu Ercan'ı kapatmanın, Magosa'yı kapatmanın ne faydası var ki Güney Kıbrıs'a? Ne sağlıyorlar ki? Kazançları nedir? Bunları anlatmak gerekiyor onlara. Gene anlatmaya devam edeceğiz. Biz bu tür ziyaretlerin sizin de ifade ettiğiniz gibi hem ticari anlamda işbirliğini geliştiriyor ama bir taraftan da dostluğu pekiştiriyor ve sosyal anlamda da çok büyük katkı sağlıyor. Burayı gezip görmek, hem iş insanlarımızla yüz yüze konuşarak neler yapabileceğinizi, birlikte neler yapabileceğinizi konuşmak ama bir taraftan da ülkemizin doğal güzellikleri, tarihi güzellikleri, insanımızın misafirperverliği, bunları da görerek, gittiğiniz yerlerde anlatarak turizmimize de aynı zamanda bir katkı oluyor. Biz şunu diyoruz, önce varlığımıza saygı istiyoruz. Biz tanınmamış bir devlet yapısı olabilir ama burada yaşayan bir halk var ve kurumları var. Bunlara saygı istiyoruz. Önce varlığını kabul edeceksiniz, saygı duyacaksınız. Aksi halde çözümden sonra da eğer karşılıklı saygı yoksa varlıklara, kurumlara, o çözümün kalıcı olması da tehlikeye girer. Ve güven duygusu çok önemlidir. Güven duygusundan zedelenme yaratıyor. İşte bu güven duygusunu halkta yaratamazsanız ve halklarda bu güven duygusu oluşmazsa süreç de hızlı ilerlemez ve ondan sonraki durum da yine zarar görür. O yüzden bu süreçte ne kadar hazırdırlar varlığıma, ne kadar hazırdırlar benim kurumlarıma saygıya, ne kadar hazırdırlar işbirliğine, ne kadar hazırdırlar birlikte adım atmaya. İşte bunlar bu süreçte gözlemleniyor. Tabii ki bu süreç hassas bir süreç ve biz izolasyonlardan, izole yaşamaktan gerçekten çok rahatsız oluyoruz. Çünkü bizim tarafımız çözüm ve barış kararlılığını sürekli ifade ediyor. Bizim meclisimiz 4 siyasi partinin olduğu bir meclistir ve bu meclis 11 Şubat deklarasyonuna, liderler arasında yapılan deklarasyona hepsi onay vermiştir. Yani meclisimizden çözüme bir onay çıkmıştır.